Selamünaleyküm kuşçu camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi damızlıklarımızın yanına geldik. Şöyle bir yanımızda da kuşçu arkadaşlar. Ay selam. Kuşçu Hayrettin ve kuşçu Timur var. Kuşları geldi. Şöyle bir kuşları çekelim. Hem de şöyle bir dolansınlar. Şimdi arkadaşlar kışın yavru almanın zorlukları da damızlık kuşlarınızın zayıflaması ve yorgun bitkin düşmesi, hastalığa işte açık olması daha doğrusu. Şimdi şu AKTP bozdumanlının bir tane yavrusunu ben elde büyütmüştüm. Bakın orada. Fakat şu an tekrar altında yavrular var. O yavrular da şu an dişi de zayıfladığı için, yani yavru bakmaktan zayıfladığı için bayağı bir bitkin düştü burada. Mecbur ben o dişiyi ayıracağım. Yani başka yolu yok yani. Dişiyi ayırıp ya da yavruları bir yere alıp kendim takviye yapacağım. Çünkü dişiyi toparlamam lazım. Yani güzel bir dişi bir daha da elimize düşmez. Kuşlar da böyle yeşillikler içerisinde taşını toprağını yiyorlar. Şöyle geziniyorlar arkadaşlar. Damızlık kuşlarımızda durumlar böyle. Yumurtalar çıkacak. Şu ayna kuyruk olan dumanlı kilinin yumurtaları çatlamış çıkacak. Ondan sonra başka şurada belli böyle boyalı miskimiz var. O miskinin de eşi yumurtlamıştı, eşi de hemen altındaki. Fakat onlar yumurtaya oturmuyorlar. İlk yumurtası olduğu için onları altından alacağım. Tekrar yumurtlasınlar. Ondan sonra oturmaya başlar, yavru bakmaya başlarlar. Beyazlarımız yumurtladı. Beyazın erkeği burada. Dişisi de yumurtadadır arkadaşlar. Yumurtaya gitmiş. Orada saldırmışlar. Bak orada bir taş maş bir şey buldular. Oraya çok beğendiler oraları. Yiyorlar bak. Şu dişi de yumurtlamadı bir türlü ya. Bu dişi... Var mı sıkıntısı? Vallahi bilmiyorum. Erkeği de bu bak. Yanındaki erkeği bu. Şu kuşa baksana. Dişi gibi durmuyor mu Timur? Şu arkasından önden bak. Görüyor musun? Dişi gibi duruyor değil mi? Allah inşallah. Yani belki, bir şey... Belki dişidir oğlum. He? Belki dişidir. O yüzden yumurtlayabilir. Yavrusu sende. Yavrusu var mı? Mavi var ya. Ha, bu yavrusu mavi var. Bunun yavrusu. Direkt birebir bunun yavrusu. Yavrumuz da yerinde duramıyor. Hareketleniyor. Bak bayağı da tüye girmiş hayvan ya. Tüden çektim o şuna. Baksana onlar bir artık yeni kümes yapılsın da. Yeni kümes yapıldıktan sonra onları inşallah alacağız. Bakalım. Hayri, bu zamana kadar bir kuş besliyorsun. Unutamadığın bir hayvanın var mı? Var. Hangisi? Hangisi? Benim baba mavilerin mavisi. Büyük baba mavi mi diyorsun? Aynen. Babaların babası. Babaların babası. Peki o hayvanın mesela nesini seviyordun? Neden bu hayvan sende böyle bir etki bıraktı? Abi her uçurduğumda ne kadar uçursam uçurayım, yorayım kuşu. Sağa sola atmaz, geri kendi çatısına düşerdi. Çatıda besliyordum o zaman. Ne kadar uçurursam uçurayım, kuş yorulsun, dermanı kalmasın. İstediğin kadar zorla geri çatıya inerdi. Oğlum, başka hiçbir yere inmezdi. Bu ne yapmış lan öyle? Kuş istediği kadar zorla diyor. Zorla abi, istediği kadar zorla. Şimdi kendi onun babasının oğlunun bir oğlu var bende. Onu da istediğin kadar zorla. Şu an sende onun o kuşun torunu mu var diyorsun? İki oğlunun oğlu var işte, üçüncü oğlu. İki oğlunun oğlu mu? Ya şimdi dedesi mi oluyor? Ya büyük. Babasının büyük. Yani bu büyük dedesi yani öyle mi? Büyük dedesi. Aynen. Bu soru şeyde çıksa, kahvaltıda çıksa çoğu insan bilemez abi. Değil mi? Hayır ya. Şey bir yani. Tek cevaplar hayır olur herhalde. Cevap baldız falan çıkar. Üçüncü nesli işte abi. Bir babasının bir üstü. Bu da bir alttı. En altı tabii. Demek en altı. Genel kültür tozlarını hayır hatırlıyor herhalde. Peki onların eşi neydi? Onların eşi de aynıydı abi. Mavi miydi? Maviydi. Aynı soy mu? Aynı soydu onlar zaten. Altından düşen yavrularım da aynı soydu. Dişisini zaten uçurdu, kaybettik. Bir tane alt dişlisi vardı. Onu da amcam uçurdu, söktüydü. Ben dedim kaldırma dedim. Onu amcam kaybetti. Kuş bu sefer eşi tek kaldı işte. Bir erkekle devam ediyorum şu an. Bir tane erkek mavi kaldı mı sende o soyda? Aynen abi. Şimdi o sadece belli kaldı yani o kümeste. Ya onun da daha yavrusu.
7-8 yaşında. Onu yavrusunu alamadın herhalde. Onda yavrusunu alamadık abi, 7-8 yaşında. İşte ondan bir yavru düşürmeye bakacağız. Ya inşallah, inşallah. Ya şimdi ya iyi kuşu bulmak, yine bir şekilde iyi kuşu bulursun. Ama iyi kuşu muhafaza etmek herkesin harcı değil arkadaşlar. Çok zor bir şey. Ya gerçekten çok zor bir şey. Kolay olmuyor yani. Üretemiyorsun. Hasta oluyor. Ya illaki bir şey oluyor yani. Geçen yazın dumanlardan yaklaşık 12 tane yavru almıştık. Bir fil. Çok güzeldi yavrulardı. Yani bir hastalık vurdu. 12'si birden de öldü. Ekeler de anası da öldü. Sadece bir tane erkek kaldı şu an elimizde. O erkek zaten biliyorsunuz, videolarda bahsediyorum. Ondan sonra işte bakalım şu dumanları, şey boz dumanların yavrusu da bu boz dumanlı. Ben bunu elde büyütmüştüm. Şu an Allah'a şükür gemini falan yiyor. Onda sıkıntı yok. Dişi de artık yavruları bir şekilde ayıracağız. Kendimiz bakacağız. Yoksa yavrular da bu dişi sıkıntı olacak yoksa yavru büyütmek. Bakalım hayırlısı inşallah. Peki Timur, senin hangisiydi? Çakmak falan diyordun. Çakmak mı? Şöyle bir 4-5 ay, 6 ay veya hatırlamıyorum tam olarak. Yazın uçurduğum kuştu. Bu gerçi sen görmedin değil mi abi? Yok abi, ben görmedim bunu ya. Bu İsmail Akla izlemiş olabilir, tamam. Sen onu kaybetmiştin da. Ben farkındayım. Yani söylemiştim ben, duymuştum da ben izleyemedim onu. Göremedim. Yani. İyi kuştu, iyi. Ben de onu kümes verip almıştım işte bizim bir abiden. 10 tane kuş aldım herhalde, kuş alıncaya kadar. Aldım uçurdum geri sonunda, verdim, aldım uçurdum geri verdim. En sonunda o kuş düştü diyorsun ha? En sonunda o kuş düştü. Zaten kuş kendine ayırmıştı. Biraz baskı yapınca o kuşu verdi. Ne oldu, kaybettin onu da? Ya onu da kaybettik işte ya. Bir gün inmedi. Bizde geceye kalan kuş daha inmiyor, geri gelmiyor. Bizde gecede uçan kuş geri gelmiyor. Aynen öyle arkadaşlar. Bak geçenlerde de bir tane Sabuni akşam geceye kalmıştı. Ayağında mavi bilezikli olan, şu an kümesteki yeşil bileziklinin kardeşi. O da mesela kayboldu. Yani yaklaşık 2 hafta olacak. 2 haftadır piyasada yok. Yani insanların emeğini çalarken zannediyorlar ki kuş sahibi olacağız zannediyorlar ama yani hiçbir şey olamazlar bu kafayla. Çünkü ağlayanın malı gülene fayda etmez arkadaşlar. Bu böyledir yani. Her şeyde bu böyledir. Sen ne kadar iyi bir kuşu o adamdan izinsiz veya o adamın rızası olmadan kümesine koy, o senin başına bela açar. Başka da bir şey, hayrını göremezsin yani. O yüzden de kuş için kendinizi değiştirmeyin arkadaşlar. Yani bu sonuçta iki tane kanadı bir kuyruğu olan bir hayvan. Ama bizim dostluğumuzun pekişmesini, dostluğumuzun artmasını sağlayan bir hayvan. Önemli olan burada dostluktur. Her zaman vurguluyoruz. Dostluğunuzu bitirmeyin bir kuş için. Veya işte böyle değişik şeyler için. Dediğim gibi bugün size en kralı olabilir. Yarın bir hastalık var, hiçbir tanenizde kalmaz. Yine gideceğiniz kişi dostunuzdur. Dostunuzdan alırsınız. Başka kimseden alamazsınız. O yüzden de kuşun kimsenin kalbini kırmayın. Yeni başlayan arkadaşlara da tavsiyem. Kimsenin kuşunda gözünüz olmasın. Çatı çatı kuş için gezmeyin. Başkasının kuşu için hele hiç gezmeyin. Yani adamın kuşu çatıya düşer. Gidersin onu yakalamaya. Yani bu işlere girmeyin. Çünkü adam buna emek veriyordur ki işte ailesinden, ne bileyim işte kendine harcayacağı zamandan çalıyordur. Bu kuşlara vakit ayırıyordur. Uçurmaya çalışıyordur. Al bugün mesela tabii canım, bugün mesela işte biz gittik kuş uçuruyoruz. Gelip kuş çatıya düşüyor. Ertesi gün bakıyorsun kuşu götürmüşler. Şimdi bu nasıl bir dünya? Yani sen ondan sonra bu kuştan hayır bekleyeceksin. Nasıl hayır bekleyebilirsin ki? Ya şöyle düşün. Yavruları ne zamandır uçuruyoruz değil mi? Aynen öyle. Hayvanlar söküldü, sıka girdi. Bugün ben kaldırdım, aşağı parka doğru düştü. Şimdi kuşun peşine gitmeyecektim ben normalde. Baktım çocuklar koşuyor iki tane. Gitmesem yakalayacaklar, yalan olacakmış. Ondan sonra adam sana getirmeyecek, direkt götürecek tabii kuşları. Yani ben varım hatta, adam kuşu hala yakalamaya gidiyor. Sordu ben sonra, dedim ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Kuş yakalamaya gidiyorum diyor. Utanmadan bunu söylüyor. Ya bilmiyor, anlamadı herhalde kuşun. İş kıyafetiyleydim ya. Anlamadı herhalde benim kuş sahibi olduğumu. Yoksa kuşu götürecekler. Ya tabii canım, yoksa kuşun peşine gitmeyeceğim. Ben yukarıda ama takip ediyorum ben kuşu. Ya işte kuş sıka girebilir. Kuş, ya kuşa bir şey saldırır, atmaca saldırır, bir kuş bir yere düşebilir.
Yani sen bildiğin halde, ayağında yüzük olduğu halde sen o kişiyi aramıyorsan, sormuyorsan veya o kuşun sahibini bildiğin halde o kuşu sahibine götürmüyorsan, yani senin yaptığın ne kadar insanlığa, onu bir düşünmek lazım yani. Ya şöyle de bir olay var. Şimdi bizim arkadaş Köşkeşme'de Tarık diye bir arkadaş var. Bir kuş yakalıyor. İşte benim uçak baklı olduğu zaman da abi dedi, bu kuş aynı dedi, marka var dedi. Ben de sahibini aradım dedi. Güzel kuşmuş dedi. Çocuk da askere gidiyormuş. İşte kuşa sahip çıkma dedi. Gel bu kuşu sana vereyim. Çakmaklıya eş yaparsın. Ondan sonra tamam gittim aldım ben kuşu. Ona da hediye götürdüm. O bana hediye etti. Ben de ona hediye götürdüm abi. Bir Van kuşu vardı. Erkek bir diş. Ona bir eş aldım. Her neyse. Aradan 3-5 gün geçti. Beni aradı Tarık. Abi dedi, kuşun dedi sahibi de kuşu yeri istiyor dedi. Ne diyorsun dedi, verelim mi dedi. Ben dedi kuşu sana hediye ettim. Söz sende dedi. Dedi kuşu adamın dedim, adama yakışır dedim. Adam geldi bak. Dedi ki İstanbul'a doğru gidiyorum dedi. Şu anda yeni mahalledeyim dedi. Yeni mahalleden burası kaç dakika sürer? En az 10 dakika. En az 10 dakika. Adam 2 dakika sonra kapımda bitti. Evet. Şaşırdım ya. Sanki işte İstanbul'a doğru gidiyorum dedi. Ya bilemedim. 5 dakika sonra kapımda bitti. Adam baktım. Beni aradı. Dedim böyle böyle. Adam bana şey diyor. Ben işte sana işte para vereyim. Parayı kabul etmedim. Dedi sana kuş vereyim dedi. Dedim. Ya varsa dedim iyi kuşun dedim. Olur dedim. Ya dedi biz dedi bu kuşların yumurtasını 1000 liraya satıyoruz dedi. Bak yumurtasını 1000 liraya satıyoruz dedi. Onu sen duyduğun anda ona vermeyebilirdin de yani. Yani ben daha kuş şey yapmamışım. Neyse kuşu verdik. Arkadaş dedi haftaya kuş getireceğim dedi. Aramadım. Bir ay oldu aramadım. İşte dedim şunu bir arayayım dedim ya. Dedim ya selamünaleyküm aleyküm selam. Ne haber nasılsın? Dedi tanıyamadım birader dedi. Dedim tamam neyse dedim görüşürüz dedim. Yanlış numara dedim. Kapattım telefonu suratına. Yani adam bizim numarayı kaydetmemiş bile. Ya düşün yani bir de ondan düşün. Ondan sonra onu ben bir araştırdım. Adam şeymiş biraz. Dolapçı yani. Dönek bir adammış. Yani lafı ne derler buna? Tam olarak da kestiremiyorum. Lafında durmayan bir arkadaşmış işte. Düşme peşine dediler. Biz de düşmedik zaten. Ya bir kuşun ya yapamayacağın sözün altına girmeyeceksin kardeşim. Giriyorsan da bu sözü yapacaksın. Yani sen her birine söz vermişsen o sözü yerine getireceksin abi. Getirmek zorundasın yani. Arif bilmem bir şey çocuk işte soyadında şeyden Facebook'tan falan da baktım yani varmış. Yani bayağı iyi kuşları varmış çocuk. Ya doğrudur abi iyi kuş da besleyebilirsin. Ya önemli olan iyi kuş besleyebilmek değil ki. Adama sen giriyorsun kuşunu takdim ediyorsun. Diyorsun ki al kardeş bu kuş senin. Bize geldi bu kuş bir şekilde bizim evimize düştü. Al diyorsun. İyi kuş sahibine yakışır. Çünkü örnek veriyorum. Bakın arkadaşlar burada Tümür benim... Tümür abi yapacağını yapmış abi. Zaten kuşu vermiş. Adama teslim etmiş. Yani o kadar zaten. Adamları onu yapmış. Ya onun, ya onun yaptı. Ya bizi bir talepte bulmadı zaten. Ya, ya yok. Şimdi ya, sıkıntı yani. Şurada. Mesela örnek veriyorum. Buradaki damızlı kuşlarımız bizim uçmamış kuşlar var. Şimdi bu kuşlar herhangi bir adamın eline geçse. Adam bilmez ki. Adam ne bilsin ki ya bu kuş şudur oynuyor, böyle oynuyor, şöyle yapıyor. Adam bilemez ki abi. Nereden bilsin yani. Çünkü bu kuşlar damızlı bakılmış. Atıyorum 4 yaşına kadar, 3 yaşına kadar hayvanlar uçmamışlar, uçurulmamış, sökülmemiş hayvanlar. Yani bunu kimse bilemez yani. Bu hayvanlar oynuyor mu, oynamıyor mu? Ama bunu kim bilir? Sahibi bilir. Sahibi der ki ya bu kuşlar şöyle oynuyordu, böyle oynuyordu der. Sahibi bu kuşların değerini bilen odur. O yüzden de bir kuş tuttuğunuzda eğer ki sahibini bulabiliyorsanız sahibine götürün. Ha sahibini bulamıyorsunuz. Hayvanı dışarı atmayın arkadaşlar. Ya besleyeceksiniz kendiniz besleyin. Beslemeyecekseniz de bir arkadaş size hediye edin icabında. Kuş sever birine. Ki o da nasiplensin. Ama sahibini biliyorsanız da sahibine götürün. Kuşu gömmeyin yani. Şimdi durumlar böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Şöyle domuz kuşlarımızı güzelce bir çektik. Sohbetimizi de yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu camia işte bizim veya sizin işte bir şeyler paylaşabileceği bir camia. O yüzden de sizleri de bekliyoruz bu camiaya. Allah'a emanet olun.